Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Ben Emre Kostaş. Bildiğiniz üzere İran ile Türkiye arasında olan ticari bilgileri paylaşmak istiyorum. Bazı arkadaşlar soruyorlar yani seyahat için falan. Şimdi İran, Türkler için en kolay seyahat edilecek bir ülkedir. Neden? Çünkü para değerini fazla kaybetmesinden dolayı, yani bir Türkiye komşu olan bir ülke. Ve karayollarıyla da rahat bir şekilde giriş yapabilirler. Yani şu son 3 ayda İran'ın para değeri bayağı kaybetti. Yani değerinde değeri kalmadı. Yani sizin 1 liranız 3 kat daha değerliydi orada. Buna rağmen oradaki olan ham maddeler, bazı plastik granol ve alt seviye olan maddeler, Türk bir imalatçısına olan temel maddeler orada daha uygundur. Yani bu bakıştan bayağı yara sağlayabilir size. Ama şimdi şöyle bir şey var. İran'daki olan iç savaşlardan dolayı ve aynı zamanda Güney Azerbaycan'ın, yani İran'daki Azerbaycanlıların bağımsız olma çabasıyla, eğer orası bağımsız olursa en çok fazla Türk milletine ve Türk ülkesine, yani Türkiye milletine bayağı hayırlı olacaktır. Çünkü Azerbaycan'daki İran'ın Azerbaycan'daki olan bölgelerinde bayağı doğal gazlar, uranyumlar, yani doğal kaynakları bayağı fazladır. Mesela İran'daki güney bölgelerinde doğal petrollar, mazot, benzin, bunlara olmasıyla aynı şartlarda da kuzey bölgesinde, yani Türkiye'ye yakın olan bölgelerde, Azerbaycan bölgelerinde daha fazladır. Eğer İran'daki Güney Azerbaycan bağımsız olursa Türk milletine büyük bayağı hayırlı olacaktır. Hem ticari bakışından hem turizm bakışından. O yüzden yani bir Türk vatandaşı veya Türk devleti eğer İran'ın Güney Azerbaycan milletine bağımsız olma destek amacıyla onlara destek verirse en çok fazla Türkiye'nin kendisine hayırı vardır. Çünkü İran'daki yakın olan bölgeler, Azerbaycan ve Türk konuşan insanlar buradaki sevgi, saygı, çağdaş olan bir millettiler. Yani Türk toplumuna bayağı hayırlı olacaktır her bakıştan. Özellikle turizm ve ticaret bakışından, yani İran'da şimdi yaklaşık 110-115 bin metre, yani Türkiye'nin 7'den birisi İran'daki Türklerinin bölgeleridir. Yani oradaki bölgeler bağımsız olursa, serbest olursa, ki buna bayağı çaba sarf ediyorlar, yani kendi milletin halkı bağımsız olmaya çalışıyor ve aynı zamanda da Türk milletinin onlara destek vermesi onlarda büyük motivasyonu sağlıyor. Bu bakıştan Türkiye ve Turan olan ülkeler, yani Kafkas olan ülkeler veya Özbekistan, Türkmenistan, bunlara genel itibariyle büyük bir değeri ve saygısı olacaktır. Aynı zamanda birleşik bir Türk toplumunu ve Türk devletlerini bir araya getirecektir. Bu arada şimdi İran'da 35 milyon Türk milleti var. Yani Kuzey Azerbaycan'daki olan milletinden daha fazla İran'da Türkler var. Yani bütün dünyada Türkiye'den sonra en çok fazla Türk milletine sahip olan İran'daki Türklerdir. Bundan dolayı yani Türk milleti ve Türk gençleri sosyal medyalarında ve aynı zamanda manevi destekleriyle İran'daki Türklere bu motivasyonu daha değerlendirecek kendi bağımsız olmaklarında. Ondan dolayı yani şimdi ben sizin yerinize olsam, İran'da şu an şu devirde, özellikle son bu 5-6 ay iç savaşlarından dolayı alışverişe katılmam. Çünkü oradaki bazı şeyler var, yabancı olan yatırımcılara yara sağlıyorlar, bilmem muafiyetleri var, primleri var falan filanlar, ama ondan her şeye rağmen gümrükte bazı
yabancı girişimcileri rahatsız etme veya tam zamanında cevap vermeme, yanıt vermeme, böyle idari bakıştan bayağı sorunları vardır. Ve kendi memleketini, kendi ülkesini kontrol etmemeden dolayı bayağı iç savaşla başlamış. Ondan dolayı yani siz alışveriş yapmasanız daha iyiydi şu dönemde özellikle. Ama ondan gerisi evet doğrudur. Yani ticari bakışından ham maddeler olsun. Yani tümenin, TL'nin yanında bayağı değeri kaybetmiş falan filan. Bunların hepsinin sonucuyla bir Türk toplumuna, İran'la, İran'dan alışveriş yapmak ve İran'la ilgili bir şeyler yapmak kazancı olacak kesinlikle. Ama bazı siyasi sorunlarında da vardır. Yani kimisi bunu istemez, kimisi daha güvenli bir alışveriş yapmak ister. Yani bunlar bilginiz olsun diye paylaşıyorum. Çünkü arkadaşlar soru soruyorlar. Yani şöyle, yani bizim elimizden geldiği kadar Türk toplumuna orada destek verme amacıyla, bağımsız olmak şartıyla, ki çok da fazla zamanı yok yapabilme, yani son yani bir iki sene, üç sene belli olmaz bağımsız olmaya çalışıyorlar. Yani bu arada da diyorum, en çok fazla Türkiye, Türk toplumu, Türk ülkesi kazancı olacak ticari bakışından, turizm bakışından. Böyle başka bir sorularınız olsa sorayım. Çok teşekkür ettim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay.